Aşkın simgesi, doğanın gülen yüzü, güzel kokuların anası olarak adlandırılan gülün ana vatanı olan Edirne'ye tekrardan geri dönmesi ve bu konuda çiftçileri teşvik etmek amacıyla Edirne Belediyesi Karaçolu üzerindeki alana 2000 adet gül fidanı dikimi gerçekleştirdi. Gül bahçesini Edirne'nin kurtuluşunun 99. yıl dönümünde gül gibi kokan Edirne'ye armağan ettiklerini belirten Belediye Başkanı Recep Gürkan, valilik, belediye, Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü ve Edirne'deki bütün kurumlarla birlikte Edirne'nin geçmişten gelen tüm değerlerini geleceğe taşımak istediklerini söyledi. Biz sadece 16. yüzyılda ortaya çıkan bu çok değerli, birçok anlamda hem bilimsel anlamda hem aromatik anlamda değerli olan bu gülü 17. yüzyılda buradan taşındığını, Bulgaristan, Kızanlı, Filibe gibi bölgelere gittiğini, diğer taraftan yurt içinde Isparta, Burdur'a taşındığını tespit ettik. Ve tekrar Edirne gülünün doğduğu topraklarda yer almasını bir farkındalık oluşturmak istedik. Üreticilerimizi, çiftçilerimizi Edirne'nin bu değeriyle tanıştırmak, bu değerinin farkında olmalarını teşvik etmek amacıyla yapıyoruz bunu. Diğer taraftan da şehrimizin kurtuluşunun 99. yılında şehrimize yakışacak gül gibi kokan Edirne'mize bir gül bahçesi armağan etmek istedik. O yüzden burada 2000 gül fidanının, gül fidesinin ekileceği alanda 99. yıl gül bahçesi ismini de uygun gördük. Kuşkusuz bir sistem her parçasının görevini yerine getirmesiyle ancak tam teşekküllü bir sistem olur. Bu yönetim dediğimiz sistemde de valiliğimiz, belediyemiz, enstitümüz, üniversitemiz ve diğer tüm paydaşlar görevlerini ne kadar eksiksiz ve aksaksız yerine getirirse o kadar sistemi mükemmel hale getirmiş oluruz. Edirne'de bu oluyor mu? Gerçekten oluyor. Bunu gönül rahatlığıyla hem şehrin belediye başkanı hem de bir vatandaş olarak söyleyebilirim. Bu birliktelik devam ederse ki edecek, onda bir tereddüt yok. Edirne'nin geçmişten geleceğe bütün değerlerini taşımakta hiçbir sorun yaşamayacağımızı görüyorum. Gürkan, gül bahçesinin Edirne'nin mis gibi olan kokusunu daha da güzel hale getireceğini ifade etti. Gül bizim hem inancımızda hem toplumsal yaşamımızda çok anlamı olan, çok derin anlamları olan, adeta yaşamımızın her anını doğumdan ölüme bezeyen bir bitki, bir çiçek. Ekeceğimiz bu güller Edirne'nin mis gibi olan kokusunu daha da güzel hale getirecek, daha da kıymetli hale getirecek. Burada bahar aylarıyla beraber bir görsel şölen yaşamaya başlayacağız. Edirne'mize hayırlısı olsun. Edirne'mize Edirne gülünün tekrar doğduğu topraklara dönmesinin Edirne'miz için hayırlı olmasını diliyor. Gül gibi kokacağımız günlerin sürekli olmasını temenni ediyorum. Edirne Valisi Ekrem Canalp de Edirne'nin geçmişine sahip çıkmak suretiyle geleceğini inşa ettiklerini kaydetti. Biz o zenginliği ortaya çıkardıkça bugün de zenginleşiyor, Edirne'nin geleceği de zenginleşiyor. Edirne Belediye'miz bu zenginliğe değer kattığı için, bu zenginliğe çok güzel de yeni bir örnek kattığı için kendime, belediye başkanımızın şahsında emeği geçen bütün belediye personellerine teşekkür ediyorum. Ellerinize sağlık, teşekkürler, sağ olasınız, var olasınız. Daha sonra Edirne Valisi Ekrem Canalp ve eşi Doktor Ayten Canalp, Belediye Başkanı Recep Gürkan ve eşi Esra Gürkan'la diğer katılımcılar tarafından güllerin dikimi gerçekleştirildi. Elle yapacak daha iyi örnek. Şimdi buyuruz.